Arkadaşlar merhaba. Bugün orucun sanırım 8. günü falan. Sultan Dağı'ndayım. Böyle bahçe aralarını dolanayım dedim. Tam böyle şey zamanı. Güney çıtlık dediğimiz kara hindiba çeşitlerinin yani yeşillik olarak yenilebilecek otların çıktığı zaman tam bu dönem. Çok şifalı ve lezzetli şeyler. Eşek marulu var. İşte bu herhalde şey. Kara indiba yani çıtlık dediğimiz şey bu. Güneyik var. Yine o da bunlar bu cinsten bir şey. Yani 3-5 çeşit ot var. Şu tavuk kursağı sanırım evet. Tavuk kursağı denilen ot. Bu otun asıl ismi yanlış hatırlamıyorsam çoban çantası. Yani büyüdüğünde püskül püskül şeyler olan. Hatta bak burada oluşmaya başlamış bile. Bakın. Şöyle kalp gibi tohumcukları uzar böyle. Şu alt taraftaki yaprakları çok lezzetlidir. Şimdi şu güzel bahçede gezip toparlamaya çalışacağız. Kazacağız. Bir poşet getirdim. Bir de bıçağım var yanımda. Sanırım burası Mikail'lerin bahçe. Harun amcaların. Burada herkes birbirini tanıyor. Bir yoklayacağım. Başkasının olsa da çok sıkıntılı ot kazmaya geldim buraya. Motora bindik. Güzel hafif de bir rüzgar esiyor. Şimdi ufaktan başlayalım. Mesela şurada şimdi şu acı güneyik falan diyoruz. Onun bir cinsi sanırım. Şöyle göstereyim. Bakın hafif sütü de çıkıyor. Şöyle. Bu bir. Sonra bak mesela şu sulama borusunun yanında hemen çıkmış. Yine. Bak güneyik. Gördüğünüz gibi. Bunu biraz ya, kökünü tam alamadım. Evet şurada var bakın bir tane. Yine. Bu çiçeğe kalkmak üzere aslında da. Ama güzel de duruyor. Şu yaprakların güzelliğine. Şöyle elime alıyorum. Şurada bir tane var. Daha taze. Evet. Şöyle gözümüzde. Mantar toplar gibi. Bu bahçe daha önceden sürülmüş. Geçen sene sanırım. Otu temizlemek için. O yüzden biraz az görüküyor burada ama böyle ilerlediğim zaman ileriki bahçelere de bakacağım. Şey olmuşsa yani hiç dokunulmamışsa veya atıl kalmış bahçe falan varsa oralardan çok daha güzellerini şey yapacağız. Bakın bu yine tohuma kalkmış tavuk kursağı dediğim çoban çantası. Ama şu iyi duruyor. Şöyle dibinden kazalım biraz. Köküyle alalım. Evet. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın güzelliği. Bunu toprağını falan alıp arada kuru dalları alıp yıkayacaksınız böyle. Bakın şurada da. Çıtlık dediğimizde bu. Yani hepsi zaten birbiriyle akraba otlar arkadaşlar bunlar. Bu suya girdiğinde bunlar böyle kıvrılır. Gevrek gevrek olur. Şunları temizleriz tabi. Böyle yufka ekmekle şebitle dürüm edilir. Tuzlarız böyle. Patatesle falan. Hatta böyle kuru fasulyenin yanında olmazsa olmazdı. Salatadan daha güzel gider bu. Şimdi etraflara iyice bakalım. Şöyle güzel bir bahçe buldum. O bahçeden ayrıldım. Şöyle. Evet. Gayet güzel. Bunlar suyla birleştiğinde gevrek gevrek kıtır kıtır olacak. Akşam da dürüm etmeyi düşünüyorum iftarda. Yemeğin yanına. Buraya uzun zamandır dokunulmamış yani tabanı. Çim. Şu sarı sarı şeyler arkadaşlar. Bak, kara indiba bunlar hep. Yani çıtlık dediğimiz şey. Gördüğünüz gibi. Hatta bunun borusunu düdük yapardık biz. Hatırlar mısınız? Siz de yapar mıydınız? Bakın. Şu acı güneyik olması lazım. Hemen bunu kökünden bakın. Geçen seneki sap üstünde. Onu alacağız. Evet. Evde temizlerken zaten tekrar bir ayıklama işleminden geçecek. Tabii bir annemin gözünün önünde yapacağım. Karışmış ot olmasın diye. Tanıyorum otları ama ne olur ne olmaz.
Bahar geldiğinde bütün kadınlar çıkar toplamaya bunu. Ev arasından toplamayı sevmiyorum. Çünkü çok köpek kedi olabiliyor. Yani kışın pisliyorlar oraları. Bunun çiçeğe çıkacak gibi. Daha temiz olsun diye böyle bahçe aralarından. Şu an çünkü bahçe aralarında da ekstra bir işlem hiç yapılmıyor. İlaçlama falan yapılmadığı için tam dönemi. Yani bir 5 dakikada zaten kendi yiyeceğim kadar çıktı. Evdekileri de yerim derse. Evet. Yine bir çıtlık. Bunun bir tanesinin tadı böyle hafif acımtırak gibi oluyor. Acı güney diye geçiyor onun ismi. Bakın bu da iyi büyümüş. Of 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 of. Güzelliğe bakın. Marul bile şu an pazarda 25 lira civarında. Bildiğiniz gibi ekonomik bir sıkıntı var ülkede. Böyle yeşilliklerle hem daha organik hem daha güzel değerlendirmek lazım. Zaten özlüyoruz biz bunu. Senesi geçiyor. Bir sene geçiyor bunu yememiz için. Hatta şeyde de oluyor sanırım ya. Sonbaharda da çıkıyor da. Çok yağmurlar düzenli yağması lazım. Yoksa gecikirse çıkmıyor. Veya iyi olmuyor. Ya da yaprak büyütmüyor. Çabuk şeye kalkıyor. Bakın burada bayağı varmış. Oo, şunun güzelliğine bak. Bu çok taze. Bakın. Şöyle bir çırpıyorum ki üstünde fazla toprak bir şey varsa gitsin diye. Şurası da güzel. Şurada da var. Kara tavuk sesi geliyor yine. Bahçe arası olunca buralar. Zaten ilçe bahçeyle iç içe neredeyse. Evet. Bakın şurada. Şöyle. Bir dönem kara indibanın kansere iyi geldiğini bile söylüyorlardı. Yani şu an ne durumda bilmiyorum. Biz zaten severek yiyoruz bunu. Güzel, taze tazeymiş ya. Bahçenin şeyi çok güzel. Hem toprak böyle nemli. Ürünler güzel. Bakın şöyle. Bunu da koyalım. Arada yine görüyorum ama bu sefer onu alma diyorum mesela. Almıyorum öyle. Gözüme çok böyle hitap eden bir şey denk gelirse tabi affetmiyoruz. Yol kenarlarında ileride bahçelere girmeden önce birkaç aile topluyordu, gördüm onları da. Allah. Bakın ağaçlar falan da açtı böyle. Bunlar sanırım badem. Ya da kayısı. Şuradaki otlar nasıl acaba? İşte bir güney daha.
bayağı oldu. Bahçe bayağı verimli bu konuda. Bakın arkadaşlar. Bu bir badem ağacı. Bu sene kar çok güzel yağdığı için ağaçlar da birikti. Çok ağaçta görüyorum bunu. Yukarı dallarından kırılmalar. Bakın. Şu güzelliğe bakın ya. Muhteşem. Kokuyor. Arılar da gelmiş. Bakın sesini duydunuz mu bilmiyorum ama. Buraya da birisi yan bahçeye. Buraya da birisi yan bahçeye böyle şey koymuş. İki tane at. İpleriyle çakmış böyle bırakmış. Zamanında burada gülür gülür böyle su akardı arkadaşlar, hatırlıyorum. Bundan 10-12 sene önce. Şimdi biraz daha gezelim bakalım. Başka bahçelere bakalım. Şimdi ağaçları kesilmiş. Bir tane tarla gibi bir yer olmuş artık. O bölgeye giriyorum. Muhtemelen yakında buraya da fidanlayacaklar. Yan tarafta da yine böyle bir yer var. Hatta orası çövrelenmiş. Bakın ince ince, bilmiyorum görüyor musunuz? İnce ince fidanlar var, fideler var. Bahçe yenilenecek. Ama bu bahçeye herhangi bir şey yapmamışlar hala. Ve uzun zamandır dokunulmadığı belli. Ama burada bulabilecek miyiz derken şurada bir tane buldum mesela. Evet işte bu. Çıtlık dediğimizden. Hatta bir azıcık ilerimizde bir tane daha var. Hemen bıçağımı çıkarayım. Plansız çıkıyorum. Yani aksiyon kamerası falan olmadan birden aklıma geliyor. Böyle olunca da ortada kalıyoruz bazen böyle. Telefonla çekmek zorunda kalıyoruz. Biraz böyle dallanmış olanlardan bulabilir miyiz, ona bakacağım. Burada mantar bile çıkabilir ya. Öyle düz şeyli bir bahçe görünümlü. Beklediğim kadar yoğun denk gelmedi arkadaşlar. İlginç. Evet şurada. Hemen bahar salatası diyelim biz bunlara. Şimdi yerdim bundan. Şöyle dağları falan da göstereyim size. Coğrafya muhteşem. Evet. Kökünü kesemedik. Dağıldı. Biraz derinden almak lazım.
bahçede de nasibimiz bu kadar sanırım. Şöyle bol malzemeli bir yeri bulabilirsek çok güzel olacak. Arkadaşlar burada güzel yaprak yapmış. Bu bölgede 3-5 kök güzel şekilde var. Şimdi şuna bir sallayalım bakalım. Hay maşallah. Bir bak. Muhteşem. Şöyle bir dursun. Şimdi şuradaki bir kök var. Bakın. Gördünüz mü? Şu güzelliğe bakın. Bu böyle suyu gördüğünde arka tarafa doğru, yani aynen şu şekilde. Böyle böyle kıvrılır böyle. Aha, bir kök de burada varmış bakın. Çok taze bunlar. Yani bugün topladığımın en güzellerinden diyebilirim. Bakın. Evet şöyle. Bunlar çıtlık. Bakalım şöyle etrafımızda var mı başka? Bak şu zayıf kalmış bakın. Gördüğünüz gibi. Bu biraz zayıf kalmış. Bayağı da topladık aslında da. Hani önümüze böyle güzel bir yer gelirse taze taze şey yaparız. Alırız. Olmadı bir misafir gelir, bir şey gelir, ona verilir. Şöyle bunları bir poşetimize indirelim. Şimdiki bahçe böyle bir yer. Şimdi şunlar yakından gösterelim. Bunlar çıtlık mı şimdi? Çıtlık. Çıtlığın farkı ne diğerinden? Mesela at. Sık yapar bu şey. Tıkıydı fazla. Pırpırı fazla ha. Şimdi şu ne? Güzelemedim ama şu ne? Şey ya. Gene bundan sanki ya. Şey işte o. Sarı değil şu, şundan. Hardal. Hardal. Hardal mıymış o? Evet. Onu kara, yeşillik olarak yeniliyor değil mi? Yeniliyor. Bu kara indiba. Benim çıtlık diye topladığım. Çok benzediyor bunlara. Kara kavuk. Bunlar kara indiba. Şu kara kavuk. Bak arkasından belli. Kara kavuk bunlar. Arkasından neresinden belli bunun? Çıtlığın arkası ne? Bunun arkasına geliyor bak. Bu şey zaten, bu yapraklı, bunu biliyorum da. Ben hani... Tekli ya. Bu kalın oluyor bak biraz. Kalın oluyor. Kalın oluyor. Kara kavuk bu. Kara kavuk. Kara hindiba, hardal otu. Hardal otu. Şunlar çıtlık. Çıtlık. Hepsi de birbirine benziyor biliyor musun? Şu da çıtlık. Bu da çıtlık ha. Hı. Çok yapraklı oldu mu çıtlık? Onu şey ettim mi? Şu kara kavuk. Bol yaprakları var. Pembeli gibi arkası şey kara hindiba. Kara hindiba. Bu sarı çiçek açan şey bu değil mi? Evet, sarı tamam. Tamam, onu doğru bilmişiz o zaman. Güzel. Çıtlık mı? Yok, burası kara hindiba. Şu değil, şu çıtlık. Çıtlık tek tek çıkanlar o zaman. Kıvranlar bunlar. Suya girdim, kıvırşan buydu değil mi? He. Saç, ha, kokusu geldi yani. Zaten bak ya. Bil, belli. Hepsi doğru değil mi? Yeni not. Yeni not. İyi. Bayağı toplamışız o zaman. İftara az var. Güneş ormanın üzerinde inmek üzere. Bugün topladığımız yeşilliklerin yanına buradan biraz şey sökeceğiz. Yeşil soğan sökeceğiz. Bu tavuk kursağı dediğim çoban çantası arkadaşlar. Bakın yine burada da var. Bu artık tohuma kalkmış. Bunu böyle bir taze de getirsek o şekilde bu da yeşillik olarak yenilebiliyor. Şuradan yaprağı düzenlerden şöyle sağa sola yapıyoruz. Evet. Şu kellesine sıra sıra var ya. Of. Şöyle koyalım. Başka. Ha, şu da çok güzel gözüküyor. Evet. Bu da böyle. Şu da çok iyi. Evet. Topladığımız otları annem isimlendirdi. Hepsi aynı akraba otlar olduğu için, yani aynı cinsten olduğu için ben çok karıştırıyorum isimlerini. Aha, bunun kökünü sökemedik. Sapları geldi. Ama bir yandan rüzgar da çıkıyor. Şimdi biraz da arkadaşlar roka. Şu rokanın güzelliğine şunu bir kökten hemen alalım. Bakın. Bahçemize dökülen kendi tohumlarımız her sene artık burada verim veriyor. Şöylece
Roka yemeye bayılırım ben. Babam bir de balıkçı olunca onunla beraber iyi alıştık bu şeye, ota. Alışamayan zaten kolay kolay yiyemiyor. Alıştıktan sonra da bırakamıyor. Bakalım böyle etrafta farklı var mı diye bakıyorum. Şurada var, çok küçük. Kıyılarda görüküyor mu? Annem diyor bu seneki soğuklarda kökler veya tohumların çoğu ölmüş sanırım diyor. O yüzden azaldı diyor roka. Çünkü çok çıkıyordu. Bakın şurada. Evet. Bakın tazecik. Bunu da aldık. Evet şurada bakın. Şöyle yine. Şurada çok güzel çıkmış. Evet. Şu. Ve kütür kütür oluyor arkadaşlar. Böyle gevrek gevrek yerken acayip keyif veriyor. Evet. Şurada şöyle küçük küçük marullar çıkmış. Bakın arkadaşlar, eşek marul dediğimiz bizim bu. Eşek marul diye geçiyor ama yabani marul. Ve çok lezzetli olur bunlar. Hatta bakın. En yabanisini göstereyim size. Aha işte. O biraz daha koyu oluyor böyle. Bakın. Buralarda çıkmış. Şu aralarda çıkanlar da. Şunlar da sanırım geçen seneden bizim şeyler gibi görünüyor ama. Kendi kıvırcık marullarımızdan dökülen tohumlara benziyor. Birkaç tane de bunlar alalım şöyle. Tohum şeyimiz düşmüş buraya. Annem bile ekiyordu o gün. Evet bakın. Yine bu eşek marul dediklerimizden arkadaşlar. Bakın. Şurada bir tek soğan kalmış. Şu ara bir bakalım iyice. Evet arkadaşlar, roka. Roka burada varmış bakın. Bu ağacın kökünde çok güzel çıkmış. Şöyle şunu alalım. Evet şunu da alalım. Şöyle. Buradakiler sanırım sarımsak. Şimdi burada kendim diğerlerini de getireyim. Bunları temizleyeceğim. O büyükleri nereye koyduydum ben? Hah, bak arkamda kalmış. Şöylece alalım bunu. Şimdi bunların köklerinde temizlik yapayım. Diğerlerini, otları suya koymuştuk. Gevrek olsun diye hemen buruşmadan. Bunların bir temizliğini yapalım. Bir götüreyim bunu da. Otlarımızı suya basmıştık. Üstüne soğanımızı ve rokamızı da ekledik. Arkadaşlar şöyle bakın. Bakın nasıl kıvrılmış. Şöyle. İnşallah iftara bir saat falan kaldı. Yufka sulamadık ama bu sefer güzel bir pide aldık. Pidenin arasına düreceğiz. Yemeğin yanında. Bildiğiniz şifa bunlar. Bakın.